Bildiğiniz gibi önümüzdeki o pandemi sürecimiz halen devam ediyor. AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun pandemi sürecinde vatandaşların kısıtlamalara uyduğunu, tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini söyledi. Her ne kadar biz gerekli tedbirleri alsak da, hatta artık hafta sonları sokağa çıkma yasağı dahil olmak üzere kısıtlamalar daha da arttı. Bu manada herkesten de anlayış bekliyoruz. Çünkü gerçekten gerek yatak kapasitemiz, gerek yoğun bakım kapasitemiz her ne kadar yeterli olsa da bunu daha da zorlamamak adına bu katı kurallar uygulanmak zorunda kaldı. Ama inşallah ben dikkat ediyorum, kendimi takip ediyorum. Bu katı kısıtlamalar sonrasında vaka sayısı azaldı. Yatak sayısında boşalmalar meydana geldi. Bu manada ben buradan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ve tekrar tekrar tedbirlere dikkat etmelerini, maske, mesafe ve temizliğe uymalarını ve aynı zamanda da sokağa çıkma yasağına olduğu kadar tabii ki. Hani bazı önemli alışverişler için kendilerine zaman ayrılıyor ama hemen görüp tekrar evlerine girmeleri konuda buradan uyarmak istiyorum. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ek Hizmet binasında 36 yataklı yeni yoğun bakım ünitesinin açıldığı bilgisini paylaşan Ceyhun, ilk etapta 22 yoğun bakım yatağı oluşturulacağını söyledi. Yatakların boş kalması temennisinde bulundu. Üniversitenin içerisindeki FTR'nin altına biz 36 kapasiteli bir yoğun bakım ünitesi kurduk. Onunla ilgili ihaleler yapıldı. Şu an çalışmalar başlandı ve 22 tane yatak oluşturuldu. Şu an boş. İnşallah boş kalır. Geçen valimizin de beyanatında belirttiği gibi inşallah boş kalsın. Ama her türlü acil duruma karşı bu yatakları biz rezerv olarak tutuyoruz. En azından sıkıntılı bir süreç olduğunda, buradaki yataklar yoğunlaştığında elimizde 22 tane, hatta sonraki süreçte de 36'ya varan sayıda bir yatağımız olmuş olacak. Dediğim gibi bu süreç çok önemli bizim için. Hem sevdiklerimiz açısından hem kendi can sağlığımız açısından tekrar vatandaşlarımızı, hemşehrilerimizi uyarıyoruz. Lütfen kurallara riayet edelim. İnşallah bundan sonraki süreçte de bir an önce gerek kendi milli aşımız, gerekse dışarıdan tedarik edeceğimiz aşıların da kullanılmasıyla birlikte bu hastalığı en yakın zamanda atlatacağımızı düşünüyorum.